11. sınıf 4. deneme B kitapçı 10. soruya geldik. Son sorumuz. Diyor ki 8H yüksekliğinde kuleden Arkadaşlar bu bir ne atışıydı? Kule atışıydı. Ve hızıyla atılan M kütleri cisim şekildeki yörüngeyi izliyor diyor. Bu cisme hareketi süresince etki eden itmenin büyüklüğü. Şimdi hatırlayalım. Momentum neydi? M çarpı v itme neydi? F net çarpı delta T. Hatırlamamız gereken durum şu. Etki eden itme momentum değişimine eşitti. Büyüklükleri sakın unutmayın. Bu büyüklükler vektöreldi. Şimdi bakın bu soru atışla itme momentumu karıştırmış. O yüzden dikkatli olalım. Bakın haşa bölmüş e, atışları hatırlayalım. H, 3H, 5H diye gidiyordu. Benim cismim şu noktaya çıktığında hızı sıfırdır. Şuradan sağ tarafını yani 9 açlık bir hareketi incelerseniz serbest düşmedir. Dolayısıyla eşit sürelerde aldığı yollar H, 3H, 5H diye gidecekti. Bakın H diyelim ki T süre dikkat edin bölüyorum. 3H T süre dikkat 5H T süre. Şuraya bir bakalım. Bak haşı T sürede iniyorsa T sürede çıkmış olması gerekiyor. Normalde bu arkadaşın süresi zaten nedir? 4T'dir. Fakat dikkat edin. Bu arkadaşın kütlesine ne demiş bana? Vermiş mi? M kütleri cisim. Tamam bu arkadaşın kütlesi M. Başlangıçta bu arkadaşın yukarıya doğru ne var? mv kadarlık bir momentumu var. Daha sonra bakın bunu 10 gibi düşünebilirsiniz. V yedim V kazandım. Her saniyede eşit kazanacaktım. Dolayısıyla bakın şuradan V ile şuradan 2 V ile yere çarpma hızım 3 V'dir. Bakalım son durumda yere doğru momentumum 3 mv kadar herhangi bir yönü ne yapmam lazım? Artı almam lazım. Ben aşağı yönü artı ki yer çekimi yönüdür. Yukarı yönü eksi kabul ettim. İtme neydi? Momentum değişimine eşitti. O da P son eksi P ilkti. Son durumda momentumum artı yönde 3 m ve artı eksiye dikkat edin çünkü vektörel bir büyüklük. Eksi dedim parantez açtım. Yukarı yönde olduğu için Eksi mv diyorum. A eksi eksi artı yaptı. Ne yaptı hocam? Uygulanan itme 4 mv'ye eşit oldu. O da d seçeneği arkadaşlar.